İyi huylu prostat büyümeleri halk arasında da prostat diye ifade edilen bir hastalıktır. Yaşlanan erkeğin özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan en önemli sağlık problemlerinin başında gelir. Öyle ki bir erkek eğer 80 yaşına kadar yaşadığı takdirde prostattan %30 oranında ameliyat olur, %50'ye yakın erkek ise ilaç tedavisi alır. Yani bir erkeğin yaşla birlikte hayatını etkileyen en önemli hastalıkların başında gelir. Prostatın iyi huylu büyümesi aslında bir hastalıktan öte fizyolojik bir büyümedir. Ve bu büyümenin oluşturduğu sonuçlar ise bir hastalık tablosu ortaya çıkarır. Çünkü prostat doğuştan da olan, aslında üremenin de önemli bir parçası olan yaptığı salgıyla önemli bir organımız. Dolayısıyla 40'lı yaşlardan sonra ilk defa büyümeye başlar. Büyümeye başlayınca da idrar kanalında daralma ve zor idrar yapma ile ilk belirtisini ortaya çıkar. Genellikle erkekler geceleri sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk, idrarını yaparken bir kısım idrarını boşaltamama gibi değişik belirtilerle hekime başvururlar. Yine bu yapamama bazen öyle bir noktaya gelir ki hasta idrarını hiç yapamaz hale gelir. İşte böyle şikayetlerle hekime başvuran bir hastada yapılması gereken temel tetkiklerimize baktığımızda birincisi bir idrar tahlilinin yapılması, bir idrar kültürünün yapılması, bir idrar tazyik testinin yapılarak gerçekten darlık düzeyinin ne ölçüde olduğuna bakılması, yine mutlaka bir PSA'nın bakılarak altta bir iyi huylu bir prostat büyümesiyle beraber bir prostat kanseri var mı yok mu diye mutlaka bakılması ve bir abdominopelvik dediğimiz karın ultrasonu yapılarak bir prostat büyüklüğünü, idrar torbasında idrar kalıp kalmadığını, idrar torbasında prostat dışında bir taş ya da başka bir şey olup olmadığına bakılması gerekir. Bu tetkikler yaptıktan sonra eğer hastanın PSA'sı normal, idrar tazyiği ölçülebilir ve normal düzeyde ya da makul düzeyde ise hastalara bizim başlangıçtaki yaklaşımımız, önceliğimiz tedavimiz ilaç tedavisi. Bazen de ilaç tedavisiyle birlikte sadece beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi devreye girer. Tabii tüm hastalıklarda olduğu gibi prostatta da beslenmeyle yakın ilişkisi ve alışkanlıklarla yakın ilişkisi olan bir hastalık. Özellikle aşırı alkol tüketimi, soğukta kalma, acılı baharatlıların tüketilmesi, kronik kabızlık gibi durumlar prostat şikayetlerini arttırır. Dolayısıyla eğer hastanın bu tarzda sıkıntıları varsa bunların çözülmesi ve bunlarla ilgili düzeltici önerilerde bulunuruz. Ayrıca gecelere eğer hasta çok fazla meyve tüketiyorsa meyveyi yasaklarız. Akşam 8'den 9'dan sonra aşırı meyve almamasını, çay kahve gibi idrar çıkartıcı, idrar söktürücüleri az kullanmasını tavsiye ederiz. Eğer tüm bu tedavilere, bunlarla, bu önerilerle hasta rahatlamazsa ilaç tedavisi başlarız. Genellikle kullandığımız iki grup ilacımız var. Bir tanesi prostatı gevşeterek idrar tazyiğini artıran ilaçlarımız, bir diğeri ise prostatı küçülten ilaçlarımız. Her iki ilacı da minimum 3 aylık bir süreyle kullanırız. 3 ayın sonunda eğer hasta rahatlarsa ilaca aynen devam ederiz. Eğer ilaç kullanımına rağmen hasta rahatlayamaz, şikayetleri artar, mesanenin yeteri kadar boşaltamaz ya da tamamen idrar yapamaz hale gelirse bu tip hastalarda cerrahi tedavi öneririz. Cerrahi tedavi olarak da birkaç tane tekniğimiz vardır. Yine burada prostatın büyüklüğü, kıvamı önemli olmakla birlikte açık teknik çok eski bir tekniktir. Bugün çok fazla yaptığımız bir teknik olduğunu söylemek mümkün değil. Daha çok kapalı prostat ameliyat teknikleri vardır. Bunlardan bir tanesi klasik transüretral rezeksiyon tur dediğimiz tekniktir. Bir diğeri green light lazerdir. Bir diğeri son dönemde HOLEP diye tanımlanan, o da bir lazer tekniğidir ve yine plazma kinetik tur diye tanımlanır. Lazer tekniklerinin 2-3 tane dezavantajı vardır. Bunların tekrarlamaya yatkın ameliyat teknikleridir birincisi. İkincisi de eğer altta bir prostat kanseri riski varsa atlanabilir green light yapılan vakalardır. Bizim önerdiğimiz ameliyat teknikleri bunlarla birlikte daha çok plazma kinetik tur tekniğidir. Genellikle spinal anestezi dediğimiz belden aşağı uyuşturarak bu ameliyat tekniği yapılır ve 1 saat 1,5 saat kadar süren bir ameliyat tekniğidir. Bir gecelik hastane yatış süresi ve 2 günlük sondalı kalmanın sonucunda sonda çekilir ve hastanın yaşam kalitesi açısından bu ameliyat tekniklerinde erkeklerin çok korktuğu idrar kaçırma problemi olmaz. Cinsel hayatlarında bir problem yine ameliyata bağlı olarak oluşmaz. Ameliyat öncesi cinsel hayatı neyse ameliyattan sonra da aynı şekilde devam eder. Dolayısıyla prostat ameliyatları, iyi huylu prostat ameliyatlarından sonra cinsel hayatla ilgili bir kaygıya gerek yoktur. Yine prostat hastalıkları yani iyi huylu prostat büyümeleri de eğer geciktirildiği vakitte bu böbrekler de dahil olmak üzere
aslında birçok yan etkileri ortaya çıkabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilir, kanamalara neden olabilir. Burada da düzenli olarak bir hekim kontrolünde olan bir erkeğin prostatla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşaması söz konusu olmaz. Yine tüm hastalıklarda olduğu gibi doğru zamanda doğru hekime başvurmak sağlık problemi çözümünde en önemli konuyu oluşturmaktadır.